GCM Yatırım'ın hazırlamış olduğu online eğitime hoş geldiniz. Ben Doktor Tuğberk Çitilci, GCM Yatırım'ın araştırma müdürüyüm. Bugünkü online eğitimimizin konusu VIOP işlemlerinde başarılı indikatör seçimi ve optimizasyon. Evet, VIOP veyahut da başka finansal piyasalar dediğimiz zaman da fiyat kavramı devreye girdiğinden dolayı olmazsa olmaz teknik analiz. Ve teknik analizinde sanatsal anlamda resmetmek nasıl olabilir? İlgili görselde gördüğümüz New York borsası önünde ayıların ve boğaların bitmeyen savaşı. Ayılar gerileyen piyasayı, boğalar yükselen piyasayı temsil ediyorlar. Ve bu ayılar boğalar arasında fiyat anlamındaki savaş etkin şekilde devam ediyor. Ve bu ayıların ve boğaların bitmeyen savaşı devam ederken varlık fiyatlarını analiz etmek için gerek profesyonel gerek amatör kişiler teknik ve temel analiz unsurlarını kullanırlar. Ve genelde de teknik analiz temel analize karşı, temel analiz teknik analize karşı şeklinde bir yaklaşım vardır. Tabii bu noktada teknik analiz neyle ilgilenir, temel analiz ne ile ilgilenir? Teknik analiz fiyatla ilgilenir. Temel analiz değer kavramıyla ilgilenir. Genelde yatırımcılar tarafında fiyat ve değer kavramları birbirine karışır. Fiyat, örnek olarak bir eviniz var, piyasaya çıktınız, evinize bir rakam belirlediniz kafanızda. X milyon TL. Bu kafanızda belirlediğiniz meblağ evin değeri, ederi. Ama piyasa koşullarından dolayı, arz talebin tam optimal dengede olmamasından dolayı evinizi X milyon TL'nin altında bir tutara sattınız. Bu da evinizin fiyatı. Fiyat değer birbirinden tamamen farklı unsurlardır. Peki teknik analizin felsefesi nedir? Maalesef teknik analizde basit iki çizgi çizilmesi, teknik analizde guruluğu ispat edildiğini zanneden Cenah'ın şöyle bir algısı var. Geçmiş dönemli fiyat hareketleri gelecek dönemde de tekrar edecektir. Bu tamamen yanlıştır. Teknik analizin felsefesi şudur. Fiyatlamayı oluşturan piyasa, yani eşittir kalabalık. Bu kalabalığın önemli haber, olay risklerine karşı verdiği tepki. Şimdi dönüp bakıyoruz ya bazen. 200 haftalık basit hareketli ortalama, örnek olarak Borsa İstanbul Yüz Endeksi için 200 haftalık basit hareketli ortalamayı grafiğinize koyarsanız muazzam bir tepki verme çizgisi olarak karşımıza çıkıyor. 2008-2009 krizinde kırılıyor ama Borsa İstanbul 200 haftalık basit hareketli ortalaması altında çok kalıcı olmuyor. Bu son dönemde yaşadığımız türbülansa da 200 haftalık basit hareketli ortalamanın altına doğru geçişler oldu. Fakat şu anda baktığımız zaman da 89.860 seviyesinde 200 haftalık basit hareketli ortalama Borsa İstanbul. Şimdi niye bakıyoruz buna? 2008-2009 krizinde kalabalık nasıl tepki vermiş? 17-25 Aralık sürecinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminde nasıl tepkiler verildiğini anlamak için teknik analizi kullanır. Yani bu teknik analizin felsefesi de budur. Ve bu noktada da fiyatla değer kavramını neticelendirdiğimizde teknik analiz fiyat gider mi? Temel analiz değer eder mi? Yani gider mi? Fiyat 10'dan 100'e gider mi? Gider. Teknik analiz. Peki malın fiyatı 10 lira eder mi? 100 lira eder mi? Bunun da unsuru temel analiz. Şimdi teknik analizde malum oldukça fazla sinyal ve sihirli araçlar kullanmaya çalışıyoruz. Bu araçlar arasında çeşitli indikatörlerimiz bulunuyor. İşte hareketli ortalamalar, MACD, Moving Average'lar, RSI'lar, Bollinger bantları, indikatör seçimleri vesaire vesaire birçok unsur devreye alıyoruz.
Fakat teknik analizin doğasında işi basitleştirmek olduğunda dolayı bu tarz araçlara fazla miktarda bakıyoruz. Ama bu araçlar sadece muazzam çözümler veyahut da sihirli araçlar mıdır? Bu noktada baktığımız zaman da buna biraz şüpheyle yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü yatırımcının şöyle bir isteği var. Grafiğimi açayım, tek bir indikatörü yerleştireyim, tüm varlık ve tüm zaman periyotları için bana en mükemmel alım satım sinyallerini versin. Ben ona göre satayım. Yani örnek olarak Euro dolarda 15 dakikada RSI'yi kullandım. Aynı şekilde bunun başarısını Euro doları altına 15 dakikayı da 5 dakikalık periyoda çevirdiğim zaman da bana mükemmel sonuçlar versin. Maalesef realitede veyahut da teknik analiz fiyatlamasında böyle bir dünya yok. Peki yatırımcı bu indikatör seçimini nasıl yapacak? Tek indikatör çözüm mü? Ve hangi indikatörler en başarılı veyahut da başarısız? Bunları kullanıp kullanmamayı dikkate alacak. Şimdi bu noktada yatırımcı psikolojisi devreye giriyor. Ve yatırımcının tek indikatörü A'dan Z'ye tüm varlıklara ve tüm zaman dilimine kullanmak istemesi eşittir çekiç sendromu. Yani şöyle, siz elinizde bir çekiç var ise tüm çivileri çakabileceğinizi varsayıyorsunuz. Elinizdeki çekiç o bulmak istediğiniz muazzam indikatör. Çivi ise kullandığınız varlıklar. Maalesef bu çekiç sendromunda tek bir çekiç ile bütün çivileri çakma ihtimaliniz, imkanınız maalesef yok. Şimdi bu çekiç sendromunu neden bahsediyorum? Teknik analiz subjektif bir olay olduğundan dolayı yanılgılarınız, bakış açılarınız, beyniniz o kadar farklı sinyaller gönderir ki siz gözün gördüğüne beyin inanır. Ve teknik analiz tamamen böyle. Piyasaya bakarsınız işte TOBO, OBO, online formasyonlar, o bu. Ama bütün bu formasyonları başkaları da görüyor zaten. Ve teknik analizde çok basit bir yaklaşım vardır. Herkesin gördüğünden para kazanamazsınız. Bu unsura baktığımız zamanda bu formasyonlara veyahut da bu yanılgılara bize dayatılan bakış açılarına karşı temkinli ve dikkatli olmamız gerekiyor. Örnek olarak slide'da iki tane görselimiz var. Solda dağ resmi ve bir grafik resmi var. Soldaki görsel Apple hisse senedinin belli bir dönemdeki fiyat hareketiyle Everest Dağı. Bakın ne kadar üst üste oturmuş. Göz buna inandı mı? İnandı. Ve Everest Dağı ile Apple hisse senedi dediğimiz zaman da çok çılgınca gelebilir ama bu örüntüler birbiriyle örtüşüyor. Farklı olarak sağ tarafta beynin yanılsamasını, yanılgıları göstermek anlamında ilk baktığınızda üstünde koyu gri, altında çok açık griye, beyaza çalan bir iki plaka görüyorsunuz. Ama ikisinin ortasına elinizi koyup baktığınız zaman da aslında ikisi de aynı renkte. İşte teknik analizde tam da bu noktadır. Beynin yanılgıları bakış açınızı değiştirir. Göz neyi görmek istiyorsanız o sinyali beyne gönderir ve beyin ona inanır. Evet. Bu işin çok güzel teorik anlatımları, şöyle yapalım, böyle yapalım. Şimdi işin biraz realite tarafına girelim. Hani herkes söylüyor ya, şu indikatörü kullandım, yok RSI kullandım, MACD kullandım, stokastik kullandım vesaire vesaire. Ama daha bunu kullanan insanlar geriye dönüp bir backtest, yani geri performans testi uygulamış mı? Hayır, uygulamamış. Sadece ezber olarak işte RSI 2-3 seferinde başarılı indikatör verdi. Ben bundan sonra RSI'yi kullanıyorum. Evet, başarılı. Herhangi bir bilimsellik yok. Kulaktan dolma bilgilerle bu indikatörler kullanılıyor. Şimdi bizim burada bu klişe söylemleri çürütmek adına yapacağımız unsur VIOP araçlarına Bloomberg terminali üzerinden majör indikatör ve osilatörlerin belirli dönemler için geriye dönüp performans analizini
inceleyeceğiz. Bu geriye dönük performans analizi ne anlama geliyor? Sizin ilgili varlıkta, ilgili periyot için kullandığınız indikatör veyahut da osilatör ne kadar başarılı, ne kadar başarısız. Tabii bu VIOP piyasası olduğundan dolayı ben backtest'i alırken VIOP 30 endeks yakın vade kontrol için 1 dakika 15 dakikayı aldım. Diğer pay vadeliler için de 1 dakikayı aldım. Çünkü biliyorsunuz VIOP'ta 1 dakika bile bazen çok uzun olduğundan dolayı, fakat yatırımcının görebileceği 1 dakikalık data olduğundan dolayı kısa bir zaman periyodu tuttu. Bu analiz bize en başarılı indikatörleri ve en az başarılı indikatörleri veriyor. Fakat bu analiz dönem dönem çalıştırdığımız zaman da farklı sonuçlar verebilir. Yani bu ne anlama geliyor? Bu başarılı indikatörler her daim başarılı olacak. Başarısız indikatörler de her daim başarısız olacak anlamına gelmiyor. Bu dinamik bir süreçti. Şimdi işin aslına gelelim. İlgili görsel. VIOP 30 endeks yakın vade kontratı. 1 dakikalık dönem. Burada sol tarafta 31 ile başlayıp 43'e kadar devam eden kısımda indikatörleri görüyoruz. Ikomoko, Kinko, Hiyo, DMI, üstsel hareketli, ağırlıklı hareketli ortalama, basit hareketli ortalama, Williams-R, MACD, Bollinger bandları, RSI, Mal Kanal Endeksi ve Stokastik. Biraz ilerlediğimiz zaman da turuncu başlıkla yazan Profit, Loss, Total kısmında ise yeşiller bize gerçek para koysaydık ve bu indikatörlerin referanslarına göre alım satım yapmış olsaydık parayı kazanıyor muyuz, parayı kaybediyor muyuz? İşin özeti bu. Yani piyasadaki bu öngörü yanılgısı gibi her hareket olduğu zaman da ben zaten dolar Türk lirasının altının yukarı yönlü hareket edeceğini biliyordum. Veyahut da aşağı yönlü hareket edeceğini biliyordum. Zaten siz yukarıya 10 tane direnç, aşağıya 10 tane destek veyahut da en basit şekilde Fibonacci çizseniz bile fiyat illaki bunlardan bir tanesine değecek. Bunun değmesi demek sizin piyasayı kontrol edip fiyatı oraya çektiğiniz değil, sadece başkasının başarısından kendi başarısızlığınızı kabul etmeme adına manevi tatmin yaşamanızdır. Şimdi VIOP 30 endeks yakın vade kontratı 1 dakikada hangi indikatör başarılı? Ichimoku, Kinko, Hiyo, DMI, üstel hareketli ortalama, ağırlıklı hareketli ortalama. Peki en az başarılı olan kırmızılar, stokastik, mal kanalı ve RSI. Örnek olarak mesela burada RSI ilginç bir sonuç veriyor. Genelde RSI tüm indikatörlerde en öne çıkan, her varlıkta, her zaman diliminde mutlaka grafiklere olmazsa olmaz uygulanan bir indikatördür. Ama endeks yakın vade kontratı 1 dakikalık periyottaki backtestimize baktığımız zaman da çok da başarılı sonuç vermediğini görüyoruz. Yani burada aslında doğru bilinen yanlışlarımızda bu geriye dönük performans testiyle açığa çıkıyor. Peki siz bunu nasıl kullanacaksınız? Örnek olarak bunları kullanmak zorunda da değilsiniz. Sadece 1 dakikalık da VIOP 30 endeks yakın vade kontratı işlem yapıyorsanız Ikomoko, Kinko, Hiyo indikatörüne bakın. DMI'ye bakın. Grafiğinizin üzerine ekleyin. Veyahut da tersten değerlendirelim. Stokastik, Mal Kanal Endeksi, RSI, Bollinger bandı da kullanıyorsanız bunlar geriye dönük düzgün performans, başarılı sonuçlar vermemiş. Dolayısıyla bunlarla ilgili işlem yapıyorsanız hani bir teyit mekanizması oluşturun. Bunlara karşı dikkatli olun anlamına geliyor. Şimdi 1 dakikalık durum böyleydi. Şimdi durumumuzu 5 dakikaya çevirelim. Yine endeks yakın vade kontratındayız. Başarılı indikatör. Ikomoko Kinko'yu yine aynı şekilde devam ediyor. Basit hareketli ortalama. MACD RSI. Bakın tam da vurgulamak istediğim nokta. 1 dakikalık dönemde RSI indikatörü başarısız sonuçlar verirken aynı varlıkta periyot 5 dakikaya geçince RSI başarılı sonuç veriyor. Peki tersten bakalım. Başarısız indikatörler hangisi? Williams-R, Bollinger bandı, Mal Kanal Endeksi ve Stokastik. Dolayısıyla VIOP'ta eğer 5 dakikalık işlem yapıyorsanız Ikomoko, Kinko, Hiyo, basit hareketli ortalama, MACD, RSI'ye bakıyoruz. Ama Williams-R, Bollinger bandı, Mal Kanal Endeksi, Stokastik kullanıyorsak dikkatli oluyoruz. Şimdi 5 dakikadan 15 dakikalık döneme geçelim. Bakın işin rengi ne kadar değişti. RSI ilk sırada 31 nolu satır. MACD 2'de
Ikamuko Kinko Hiyo 3. sırada. Dolayısıyla ben 15 dakikalık dönemde trade ediyor ise Viyop 30 Endeks yakın vade kontratında grafiğimde olmazsa olmazlarım neler? RSI, MACD ve Ikamuko Kinko Hiyo, yani bulut analizi Japonları. Peki göreceli daha az başarı olanlar hangisi? Stokastik, Bollinger, üstten hareketli ortalama indikatörleri yer alıyor. Şimdi endeks kontratlarında, daha doğrusu Viyop 30 endeks yakın vade kontratında durum böyle iken, şimdi biraz da pay vadelerinin özelliklerine bakalım. Örnek olarak Akbank, 1 dakikalık yakın vade kontratı. Hangisi daha başarılı? Yine Ichimoku Kinko Hiyo, bulut analizi geliyor. Sonra hareketli ortalamalar. Üstel ve basit. Peki daha az başarılı sonuçlar veyahut da başarısız olan indikatörler hangisi? Williams-R, Mal Kanal Endeksi, RSL. Bakın yine ilginç sonuçlar. Banka ile devam edelim. Garanti Bankası. Yine Ikomoku Kinko Hiyo. Artık hep birinci sırada yer alıyor. Son sıraya bakıyoruz. 43 nolu satır. RSL. Bakın RSI gerçekten burada çok ilginç bir sonuç veriyor başarısızlık anlamında. Yani özetle ben garanti, yakın vade, pay vadeli kontratında analiz yaptığım zaman da bu unsurda bakıldığında en önemli kriterimiz RSI. Eğer ben garantide 1 dakikalık dönemde işlem yapıyor isem RSI indikatörüne karşı dikkatli olacağım. Garanti Bankası'ndan sonra pay vadelilerde farklılaşmaya devam edelim. Örnek olarak Türk Hava Yolları. Başarılısı hangisi? Basit hareketli ortalama, MACD, DMI başarılı sonuçlar veriyor. Başarısız sonuçlar, Mal Kanal Endeksi, Williams-R, Stokastik. Ki burada da 43'ten, yani doğrusu totaldeki kırmızının en altı 11.43M denilen en fazla zarar ettiren indikatör, onun üzerinde etkisi azalarak devam ediyor. Türk Hava Yolları'ndan sonra 30 kağıtlarında TÜPRAŞ'a bakalım. TÜPRAŞ yakın vadede Ichimoku Kinko Hiyo ilk sırada. DMI ikinci sırada yer alıyor. En az başarılı olanlar hangisi? MACD ve Stokastik. Bunlar pay vadeleri için 1 dakikalık dönemde alınan geriye dönük performans testleri. Petkim, yine Ichimoku Kinko Hiyo ve RSI ilk sıralarda. Peki göreceli daha az başarılı olanlar hangisi? Williams-R ve ağırlıklı basit hareketli ortalama Stokastik geliyor. Bu üçünde çok başarılı sonuçlar gelmiyor. Erdemir'le devam edelim. Bir dakikalık dönem, bakın RSI, MACD, Ichimoku Kinko Hiyo, bunlar çok başarılı sonuçlar veriyor. Peki alt tarafa baktığımız zaman da Williams-R, Mal Kanal Endeksi ve Bollinger bantları. Demir çelik hisse senetleriyle devam edelim. Kardemir. Kardemir'de göreceli olarak Bollinger bandı ve üstel hareketli ortalama başarılı sonuçlar veriyor. Ama başarısız sonuçlarda DMI basit hareketli ortalama. Bir dakikalık dönemde, tekrar özetlemek gerekirse, Kardemir'de eğer işlem yapıyorsanız Bollinger bandını eklemekte fayda var. DMI veyahut da basit hareketli ortalamayla işlem yapıyorsanız da yaptığınız işlemlere biraz kuşkuyla yaklaşmanız ve çok aceleci olmamanız gerektiği anlamı çıkıyor. Şimdi bu backtest'i tekrar özetlemek gerekir ise, backtest Bloomberg tarafından, bunu farklı platformlarda da kullanabilirsiniz ama veri setiniz önemli olduğundan dolayı bu veri seti en etkin şekilde Bloomberg veyahut da Reuters performansından alabilirsiniz. Ve bunlara da ulaşmak zor olduğundan dolayı MetaTrader üzerinden yapacağınız backtestler çok başarılı, anlamlı sonuçlar vermeyebilir. Dolayısıyla bu verilere sadece Bloomberg terminali üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu geriye dönük backtest her daim başarılı indikatör başarılı sonuç verdi diye veyahut da başarısız indikatör başarısız sonuç verdi diye bu her daim böyle olacak anlamına gelmiyor.
Bu analizleri bir hafta sonra veyahut da x gün sonra çalıştırdığımız zaman da bir dakikalık çok kısa bir periyot olduğu için RSI ilgili herhangi bir varlıkta başarısız sonuç veriyor ise o başarılı sonuç verebilir veyahut da başarılı sonuç veriyorsa başarısız sonuç da verebilir. Bu sadece doğru bilinen bazı klişeler diyelim, onları yıkmak adına yapılmış daha numerik bir analizdir. Benim konuya ilişkin aktaracaklarım bu şekildedir. Webinara zaman ayırıp katıldığınız, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.